Yeni güzel kızlarımla herkese selamlar arkadaşlar. Bunları ben dün aldım. Serada aslında çekim yapmak istedim ama kısıtlı zamanımız olduğu için çekim yapamadım arkadaşlar. Akşam da bunların dikimini hemen alır almaz gerçekleştirdim. Yine müsait olamadığım için dikim videolarını da çekemedim. Ama bugün size bunlarla bir video çekeyim dedim. Hem de anlatayım aldığım bu güzel kızlarımı. Bu arkadaşlar kelebek çiçeği. Bunu ben ilk defa gördüm. Bayıldım. Bakın yapraklarına. Ben önce bunun yapay bir çiçek olduğunu düşündüm. Ve saksısına toprağına baktıktan sonra ancak karar verebildim. Bak arkadaşlar gerçekten şey plastik gibi yaprakları bakın. Çiçekleri de bir ayrı. Bakın önce şöyle bir koza oluşturuyor, sonra çiçeklerini açıyor. Çok farklı güzel bir çiçek. Bu da Kalatya türünde uyku çiçeği de deniyor. Pardon, dua çiçeği deniyor arkadaşlar buna. Bu Kalatya Makoyana. Bu güzel kızımın ismi de. Ve bu da Senseveria Paşa kılıcı ve regata olan türü. Yani eskiden yeşil olurdu biliyorsunuz bu kılıç çiçekleri. Bu klasik türden değil. Bu da gayet güzel. Bu da hoşuma gitti. Aldım. Arkadaşlar şu kelebek çiçeğini biraz anlatmak istiyorum size. Bu da nazlı bir çiçek. Bunun toprağına ben her zaman olduğu gibi perlit, ponza taşı var. Ek olarak ben buna bir de çakıl taşı ekledim arkadaşlar. Şu dibine saksının bir parmak kalınlığında çakıl taşı beyaz döşedim. Çünkü bu nemi diğer çiçeklerden daha çok seviyor. Dibinde su birikintisi olsun ve buna nem yapsın bu çiçeğime diye çakıl taşı da önce döşedim. Sonra da çakıl taşı karışık toprakla dikimini gerçekleştirdim. Köküyle hiç oynamadım arkadaşlar. Saksıdan çıktığı gibi dikimini gerçekleştirdim. Sadece altına biraz çakıl taşı, biraz toprak. Sonra bitkiyi saksıdan çıkarttım. Ki bu saksıya oturttum. Etrafına da toprak doldurdum. Bakın, ben bunu salonumda bakmayı düşünüyorum. Burayı beğenmese balkonuma alırım ama kışın içeri almak zorundayım. Soğuğa dayanıklı bir bitki değil, çok yıllık bir bitki. Bakar mısınız? Çok farklı. Ekin başakları olur. Bakın ona benziyor biraz da tomurcukları. Ve bu tomurcukların şu içlerinden de böyle çiçekler açıyor. Rengi de çok harika. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyütürüm. Bu Kalatya türlerini de ben çok seviyorum arkadaşlar. Almayı düşünüyordum. Nasip olarak ilk bu bana nasip oldu. Kalatya Trostorum var biliyorsunuz. Bakın şurada. Onu şimdilik buraya aldım. Video çekimi için bu çiçeklerimi buraya koydum. Bunların yerlerini de şimdi beraber koyarız. Çekim yapmak için buraya aldım arkadaşlar orta sehpama. Buna da arkadaşlar geçirgen nemini koruyacak bir toprakla yine dikimini gerçekleştirdim. Bunun köküyle de oynamadım. Çünkü hava çok sıcak olduğu için dokunmadım. Arkadaşlar gerçekten bu dua çiçeğinin demesinin sebebini de ben görerek daha iyi anladım. Bakın gündüz böyle açık şekilde yapraklarını duruyor. Ama akşam gerçekten de böyle yukarıya doğru hepsi böyle toplanıyor arkadaşlar. Akşam öyleydi bu güzel kızım. Çok güzel ama maşallah. Formu da güzel, sağlıklı da, köklerine de baktım. Bu Senseveryem da arkadaşlar 1, 2, 3, 5 kök. Gayet de uygun fiyata aldım. Onun için aldım bunu zaten. Aslında bunu alma niyetim yoktu. Bu da gayet en az 30 santim
boyunda. Bunda şu saksımı aldım derin. Bunun da altına biraz toprak. Bu da saksından çıktığı gibi oturtturdum. Kenarlarına toprak doldurdum aynı şekilde. Bakın. Bu güzel kızımın yerini şu an belirlemedim. Ama bu Kalatya kızımı, dua çiçeğimi, bakın arkadaşlar. Şurada saksısı büyük olan çilli kızım vardı. Onu aldım. Onu küçük bir saksıya değiştirdim. Onu da şimdi gösteririm size. Bakın bunu da buraya konumlandırdım. Maculata begonyamın yanına. Burada hafif bir güneş alacak. Bu bol ışık ama direkt güneş ışığında arkadaşlar yaprağı yanıyor. Onun için buraya koydum. Güzel kızlarımı. Bakın bunu da Sansevieria'mı da şöyle yere konumlandıracağım. Şimdilik burada dursun. Burada da bol ışık alıyorlar. Böyle camın önünde. Şeflera'nın yanına koydum. Bir dua çiçeği daha var arkadaşlar. O da Kalatya ornata. Onun yaprakları da şöyle uzun. Bundan biraz daha geniş tabi. Böyle çizgileri var. Kalemle çizilmiş gibi pembe, beyaz ve yeşil şeklinde. Allah izin verirse onu da almayı düşünüyorum. Nasip olursa inşallah onu da alırım. Kalatya türlerini çok seviyorum. Begonya'yı. Aslında her türü seviyoruz biz arkadaşlar. Bakın büyük saksıdaydı. Bu çilli kızımı da bu küçük saksıya aldım. Ve kağıt çiçeğinin yanına koydum camımın önüne. Artık bu güzel kızımı da nereye koyarım bilemiyorum. Zaten Kalatya Trostorum her zaman bu orta sehpada. Cam önünde olduğu için bakın ışığı da bol, bol ışıklı. Arkadaşlar bunun da yaprakları, bazılarının uçları böyle kuruyor, kahverengileşiyor. Bunun nedeni de nem ihtiyacını tamamen karşılayamadığı için. Belki nem buhar makinesi alırım salonuma. Bakın bunları budayacağım tabi. Ya da peteklere şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Bunların içine su dolduruyorum. Salonda nem sağlamaya çalışıyorum. Bu cam nasip olursa bu cam önündeki peteklere de öyle şey suluk şeklinde alacağım. Nem şeyini sağlamak için düzeyini. Kışında genellikle salona seriyorum ben çamaşırlarımı. O zaman da nem ihtiyacını karşılıyorum çiçeklerin. Bakın. Güzel kızım nasıl güzel duruyor. Bu güzel kızım eşliğinde bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.